İşte Sinan'la da arkadaşlığım var rahmetliyle. Ama yani Yavuz'un anlattıklarını ilk defa duydum. Ben de. İlk defa duydum. Çok da önemli şeyler söyledi. Kameralardan tespit edilmiş dedi. O kamera görüntüler var. Bunu ilk defa duyduk mesela. Savcılıkta, Demek ki emniyette ve MIT'te. Şimdi başka bir olay olsa hep onlar servis yapıp verilirdi değil mi? Servis edilirdi medyaya. Suriyeli patlatan kadını, diğer cinayetler vesaireler. Bunlar anında belirliyordu değil mi? Servis yapılıyordu. Bu konuda hiç servis var mı? Servis olmadığı gibi bir de üzerini kapatma var yani. Ya bir de mesela film senaryosu yapsan inanmazsın. Bir tane komiser var. Sinan'ın telefon sinyallerinden bilgi veriyor katillere. Öyle işte dakika dakika takip ettiriyor. Sonra aynı komiser cinayette soruşturmacı. Ya bu yani felaket bir şey ya. Böyle bir şey filminde yazsan ya bu kadar da saçmalık olur mu dersin. Bu saçmalıkların tamamı olmuş. Tam 11 ay geçti. Bugün 1 Aralık. Ayın 30'unda 1 sene olacak. 12 ay olacak. İddianame ortada yok. Dosyanın azmettirici kim? Hangi maksatla öldürmüşler? Niçin öldürmüşler? Bir onu de da... Mehmet abi şeyi hatırlatalım. Çete liderinin cezaevinden yazdığı mektubu hatırlatalım. Aynı zamanda işte iddianame hazırlanmamış. Bu arada bize gelen haberlere göre o içerideki tutuklu sayısı 23 mü? 25 oldu. 25 tutuklu. Son 2 ile 25 oldu. Sürekli içeriden haber gönderiyorlar. Diyorlar ki ya bizi kurtarın ya da her şeyi teferruatıyla anlatırız. Şantaj İtiraf ederiz. Şantaj yapıyorlar. Biter. Şantaj yapınca hemen bu bir telaş başlıyor. O telaşın neticesi hemen Ankara Adliyesi'nde savcılara baskı uygulanıyor. İşte Yargıtay üyeli sözleri veriliyor. Hatta yani medyaya yansıdığı için söylüyorum. Bir tane Ankara'da Cumhuriyet Başsavcısı gidiyor efendim işte tahliye etmemiz lazım diyor başsavcıya. O da diyor ki yani yeni bir delil mi girdi? Ne oldu? İçeridekilere o Ülke Ocakları üyesi 3 tane şey var, tutuklu var. Yok, o zaman niye tahliye edelim? Niye tahliye edilsin ki diyor. Yani onların yaptığı da suç. Sen ne karışırsın tutukluya? Yani yargı şeyin savcının ne böyle bir yetkisi var? Ne şuyu var, ne buyu var. Ondan sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sosyal medyadan trollediler, saldırdılar. Onlar da tutuklandı. Evet. Ahmet Akça başsavcı ve dosyanın savcısı Ayhan Aya. İşte bunlar FETÖ'cü, PKK'lı, dış güç falan tutuklandı. Onlar da tutuklandı. Müthiş bir baskı. Yani baskı şöyle, baskı silsilesi var. İçeridekiler dışarı haber gönderiyor, her şeyi konuşuruz. Dışarıdakiler İçeri partiye yani. Baskı yapıyor. Ya bu içeridekiler bize konuşmak, böyle konuşalım. Diyorlar. Ne olur baskı yapın dosyada bunların tahliyesini sağlayın diye. Saçma sapan şeyler oluyor. Hukuk dışı şey. Bunların tamamı suç. Orada bu adı geçen herkes suç. Türk Ceza Kanunu'nda suçu var. Şimdi işte o sıkışma iyice artık giderek artıyor. Ayrıca yani bir de bu ülkede adalet yok mu ya? Bir kişi öldürülmüş. Bir yıl geçmiş, 30 Aralık'ta bir yıl, ortada iddianame yok. Öyle şey olur mu? Ne münasebet? Hı hı. İddianame dediğin ne işte? HTS kayıtları. Değil mi? Sanıklar kimlerle görüşme? O abi, kadar kolay, ben o kadar benim basit ki. Benim iddianamem 3 yılda çıkmadı yani. 5 yıl bitti. Senin iddianamen de özeldi. Sonra anladık ki işte senin iddianamen Ankara Adliyesi'ne etkiler yapılmış. Seninle ilgili... davanın açılmaması için gereğini yapmışlar. Ankara Adliyesi de maşallah işte bu Ayhan Bora Kaplan meselesinde gördük ki meğer Ayhan Bora Kaplan Ankara Adliyesi'nde çok etkili bir suç örgütü lideriymiş. Yani herhangi bir davanın çözümlenmesi için hepsine para vermiş. Ya bir de utanmazlığa bakar mısın abi ya? Banka hesaplarına yatırıyor resmi hesaptan yani. Evet. Bu dosyada bir de finansör var. Yoksa biz hani
Yavuz ben orada neler olduğunu tahmin edebiliyoruz o içerideki mekanizmayı. Biz yani hayatımız ülkücülükle geçmiş. Ne olduğunu biliyoruz ama bizim de bilmediğimiz karanlık nokta ya bu uyuşturucu bağlantılı insanların ne işi var bu dosyada? İki para bir finansörü var. Yani o sanık diyor ki mesela işte davası varmış da onun için karşılaşınca vurmuş. Demek ki o davasını ayrıca sanık 22 Kasım'da meğer daha önce de başka birini öldürmüş. Müebbet hapis aldı galiba ya da 24 yıl tam bilmiyorum. Yani 10 gün evvel falan. Tetikçi. Tetikçi bir cinayet daha işlemiş. Era Özyağcı önüne geleni öldürüyor. İşte uyuşturucu ticaretinin ama ondan içinde. Ondan hiç ceza almamış. Dosyada da şöyle demiş bu saray şeyde konuşmasında. Yani o İstanbul'daki o olayın mahkemesine verdiği ifade. Efendim ben BK, vatan, millet. Alçağa bak ya. Zaten senin böyle senin ne bekan var? Sen uyuşturucu tüccarısın, satıcısın, katilsin. Sen ne bekan varmış? Sen neymiş bekanı? Senin yaptığın hangi işin bu ülkenin bekasına hizmeti varmış arkadaş ya? Uyuşturucu satmak mı bu ülkenin bekası? Öyle şey mi olur ya? Suçu örtmek için Türk bayrağını tabii, ve milliyetçiliği kullanan... Çok klasik şeydir. O gün Samas cinayetinde, o gün Samas için de aynısını yapmadılar mı? Bir de şeyi var, mektup meselesi var. Aa, bakın, unuttum, kusura bakma. Doğukan Cep, bu çetenin lideri, Maltepe Gülsuyu'nun lideri, geçenlerde cezaevinden bir mektup yazdı, 4 sayfalık el yazılı. Ne hikmetse, ya biz cezaevi yaşamış insanlarız ya. Cezaevinden el yazısıyla yazılan mektup idare tarafından damgalanır. Görülmüştür diye. Bunda damga mamga yok. Diyor ki, işin özeti, bu diyor benim Sinan'la aramdaki özel bir mevzuydu, bana söz verdi, yapmadı, yapmadığı için cezalandırdım. Ama diyor, içeride diyor, bir sürü insan suçsuz yere yatıyor, bu işin siyasi boyutu yoktur. Bu içeridekilerini bırakın. Bu işin tek diyor şeyi benim. Suçlusu. İyi de yani kimden para aldığın, kimlerle işbirliği yaptın, polislerin, her şey ortadayken... Bizim zeka seviyemizde alay mı ediyorsun? Yani böyle de bir durum var. Yani çırpındıkça batıyorlar Zeynel abi. Çırpındıkça batıyorlar. Bir bana göre bağımsız bir yargı olsa gerçek anlamda. Şimdi birçok kişi daha tutuklanmıştı. İddianame her şeyiyle ortaya konmuştu. Şu anda 21 kişi. Şu an duruşmalar... 23. Yani duruşmalar da bütün açık olarak hepimiz o duruşmalarda kimlerin neler yaptığını kanıtlarıyla savcının iddianamesi ve hakimlik hepsiyle. Savcılar dosyayı çözdü. Neler olduğunu anladı. Onun için baskı görüyorlar. Anlayınca bunun bir siyasi ayağı var. Savcılar onu da çözdüler. Sanıyorum o telefon görüşmelerinden falan. Çok muhtemeldir ki. Bunu ben uyduruyorum şu anda. İçeriden bir de muhbirleri var. Olayları detayıyla bildiriyorlar kendilerine. Onun için böyle bu ama işte... Ama savcılar yoğun bir siyasi baskı altında oldukları için... Baskı onun için de iddianame hazırlayamıyorlar. İşte böyle bir sürü şey uzatmak için gerekçe yaratıyorlar. Ama şunu da yapıyorlar bu arada. Mesela Mersin'de... Mersin'deki çağrıyı da yani daha önce işlenmiş bir cinayetle ilgili konuda da onların da ifadelerini alıyorlar. Aldım. Genişine diyor. Ve savcılar... Aslında görevlerini yapıyorlar. Yapıyorlar işte. Yani o savcılar çekilmek de istemişlerdi ama bir bakıyorlar ki gerçeklerle yüzleşince... Şöyle şeyler oldu. Lafını ağzından aldım. Kusura. Şimdi böyle ülkücü MHP kökenli savcıları... Torpille güya hani dosyaya hakkında bilgi edinip yardım alsınlar. Fakat o ülkücü savcı dosyayı inceledikçe gerçeğe ulaştı. Ve ben gerçekten adaletten yanayım dedi. Gitti başsavcıya. Durum budur. Bana müthiş bir siyasi baskı var. Ben ama adaletten yanayım dedi. Onun için dosyayı iade ediyorum dedi. Yani bu dosyayı asla kapatamazlar. Asla. Ya bir özür dileyecekler, ondan sonra
MHP Genel Başkanı istifa edecek. Azmettirici ortaya çıkacak. MHP Genel Başkanı'nın istifası... Yani ya bu özür dileyecek, diyecek ki ya arkadaş çok yanlış, her şey yanlış yani. Hiç böyle ya uyuşturucu... Bilgisi dahilinde mi oldu hayır, sizce? Hayır, yok. Olmaz. Öyle biri değildir ama böyle işgüzar çoktur bu tür işlerde. İşgüzar tipler var. Çünkü o olayın bir geçmişi var. Ta Mersin'de başlayan, evet, işte o Mersin Ülke Ocağı Başkanı'nın karıştığı, güya ona karşı falan, ama öyle şey değil, asla öyle bir şey demeyiz. Demem yani, öyle ama, bir şey de olmamıştır. Ama özür ya da istifa gerekir mi diyorsunuz? Ya ben olsam istifa ederdim ama yani biz ülkücüler de ayrıştık. Artık ben bu olayı duyan bir yıl geçti ya, bir yıl. Hiç mi MHP camiasında bir tane mert, adaletten yana yiğit bir adam yok mu ya? Bu iş yanlış arkadaş, her şeyiyle yanlış. Ben bunun arkasında durmam diyecek ya 10 tane adam çıkmadı. Başsağlığı dilemediler abi ya. Başsağlığı dilemediler. Başsağlığı dilemediler ve şu anda Olcay Kılavuz'da danışman olarak görevine yani devam ediyor. Yani şu anda hala milletvekili olan, başkanlık divanında olan, isim vermeyelim ama... Görsün kısa çıksın. Onlar da ilintileriyle ilgili çok ciddi iddialar var. Telefon görüşmeleri, HTS kayıtları. Yani günün birinde ortaya çıkacak. Yani partinin çok önemli kişileri bu işin içinde. Evet. Devlet Bahçeli onlardan hesap soracağına, bu işin tamamen üstünün örtülmesi yani için de kurumsal saldırı kurumsal saldırıya maruz kaldığını düşünüyor ama bu onu daha çok yıpratıyor bence. Yani devlet bey yani bu işlerin bir yerinde yok ama işte surda gedik açtırmam. Ne sur ya? Sen adaletten